kız abimi sevmiyor. Adım gibi biliyorum ben bunu. Sadece güç ve para için evlendi abimle. Atın yerine eşeği bağlamam diyordu. Çiftliğe hanım olmaya kafasına koymuştu bir kere. Ramazan yetmezdi ona. Çocuğun da gururuyla oynadı. Şerefini iki paralık etti. Ben ne yapsaydım peki? Bütün bunlar gözümün önünde olup biterken çekilip bir köşeye beklese miydim? Haklısın elbet. Ama bak, öfkeyle kalkıp zararla oturan sen oldun. Abini kaybettin neticede. Doğru söylüyorsun. Ne kadar çabalasam da kızın kazanmasına mani olamadım. Durun bir dakika, durun. Bu tip olaylarda öyle kazanan, kaybeden diye bir şey olmaz. Sonuçta bunlar her ailede meydana gelebilecek sıradan şeyler. Abisi kızı çiftlikten kovmuş Zekai. Bunun neresi sıradan Allah aşkına? Sıradan elbette. Hele söz konusu olan Muzaffer'se. Muzaffer öyle bir anda parlar, ortalığı yıkıp döker ama 5 dakika sonra da pişman olup içine atar üzüntüsünü. Ya 40 yıllık ortağımı tanımaz mıyım ben? Senin 40 yıllık ortağınsa bu kızın da 40 yıllık abisi. Bu kadar üzülmesi boşuna mı canım? Canım onu demek istemedim elbette. Bakın ben yarın bir aklını başına al Muzaffer konuşması çekerim. Her şey nasıl yoluna girer görürsünüz. Zekai Bey lütfen. Çok rica ediyorum sakın böyle bir şey yapmayın. Araya aracılar koydurup kendimi affettirmeye çalışıyormuş gibi görünmek istemiyorum. Niye Halideciğim? Ne sakıncası var? Ya sonuçta siz hasım değil, abi kardeşsiniz. Israr etmesene Zekai. Kız istemiyorum diyor işte. İyi. Şimdi seni güzel bir uyku paklar. Hadi gel, sana yatacağın yeri göstereyim. İyi geceler Zekai Bey. İyi geceler. Günaydın. Günaydın. Madame Emma'ya mı? Evet. Traktörler gelince bunları elden çıkaralım diyorum Yasin Ağa. Ne dersin? Sen bilirsin. Ne oldu canın sıkkın? Senin bu yaptığın olacak iş değil beyim. Hangi iş? Halide Hanım'ı evden kovman. Üzerine vazife olmayan meselelere karışma Yasin Ağa. Bütün ömrümü bu çiftlikte tükettim. Sen de Halide Hanım da elime doğdun. Müsaade buyur da söyleyeceklerimi söyleyeyim. Peki. Dinliyorum. Kız kardeşim bir cahilliktir yapmış. Lakin bunun cezası evinden kovulmak olamaz. O sana anne babanın emaneti. Üstelik senin kız kardeşin. Onun da bu çiftlikte hakkı var. Birbirinizin üzerinde haklarınız olduğu gibi. Ne yapsaydım Yasin? Sen olsan ne ceza verirdin? Ceza vermezdim. Affederdim. Af mı ederdin? Halide Ramazan'la bir olup eşimi kaçırdı Yasin Ağa. Unuttun galiba. Unut. Üstelik o vakitler Güllü'nün senin eşin olmadığını, Ramazan'ın nişanlısı olduğunu da unutmadım. Hayret valla. Bugün maşallah kuzu gibisin. Hiç sesin soluğun çıkmıyor.
Herhalde salıncağını salladığın Halideciğine ne yılan bir karı olduğunu öğrendiğin içindir. Hayır Güllem. Asıl senin ne şeytan olduğunu öğrendiğim için susuyorum. Ne şeytanlık yapmışım ben? Sırf Muzaffer'le evlenebilmek için Halide'yi yaptıklarını abine söylerim diye tehdit etmişsin. Daha ne olacak? Oh, iyi yapmışım. Utanmadan bir de o kadını mı müdafaa ediyorsun bana? Hayır. Ben eski Güllü'den bahsediyorum. İyi yürekli, saf ve temiz Güllü'den. Sana kaç defa söyleyeceğim. O Güllü öldü. Çıkar şu maskeyi artık suratından. Bu sen değilsin. Bildiğim, tanıdığım Güllü bu değil. Şu haline bak. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne varmış benim halimde? Ha? Ne varmış? Sana Halide'yi tehdit ettiğimi anlatanlar, Halide'nin çiftliğe adım attığım günden beri bana nasıl eziyet ettiğini de anlattılar mı? Ha? Beni her Allah'ın günü terbiyesiz, görgüsüz diye aşağıladığını, Zaloğlu'yla birlik olup dağlarda, mağaralarda aç susuz it gibi dolaştırdığını, elimi ayağımı bağlayıp nasıl tokatladıklarını anlattılar mı? Sen de intikamını aldın öyle mi? Evet, öyle. Yazık. Meğer senin de babanla abinden bir farkın yokmuş. Ne diyorsun sen be? Onlar seni, sen de vicdanını para ve zenginlik için sattın diye. Satmadım. Sattırdılar. Uğruna ölümü bile göze aldığım bir adam sattırdı bana vicdanını. Hadi geç arabaya. Derse geç al. Olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.